Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Kaf suresi 1-15. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Kaf suresi Mekki surelerden ve bugünkü okuyacağımız bölüm öldükten sonra dirilmeyi anlatan ve bunun delillerini bize bildiren önemli mesajlar ihtiva eden bir bölüm. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf vel Kur'anil Mecid. Kaf bir harf, huruf-u mukatta'dan bir harf ve bir takım sırlara işaret etmekte. Allah ve Resulü arasında bir takım şifreler olarak genelde bunlar bu şekilde değerlendiriliyor. Ve aynı zamanda gerek bu gerek Sa'd vel Kur'anil Zikr. Orada yine Sa'd huruf-u mukatta'dan zikredildikten sonra Kur'an'a geçiliyor. Elif, la, mim, zelikel kitap derken yine Kur'an'a geçiliyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği ile alakalı değerlendirilmiş. Vel Kur'anil Mecid, Kur'an-ı Mecid'e yemin ederim. Şanlı, şerefli olan Kur'an'a yemin ederim. Veya Mecid, Allah'ın isimlerinden olması hasebiyle Mecid olan Allah'ın, şanı yüce olan Allah'ın Kur'an'ına yemin ederim. Bu gibi manaları ifade etmekte. Bel acibu en ca'ahum munzirun minhum. Onlar Kur'an'ın muhatapları kendilerine bir uyarıcı gelmesinden şaştılar. Fekalel kafirune ve kafirler dediler ki haza şeyun acib. Bu acib bir şey. Hayret verici bir şey. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ öldüğümüzde toprak haline geldiğimizde mi tekrar diriltileceğiz? Yani Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbinin kelamı olarak mecid olan Allah'ın kelamı olarak insanlara Hazreti Peygamber tarafından tebliğ ediliyor, bildiriliyor. İnsanlar duydukları bu ilahi beyanat karşısında şaşırıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim daha önceden duymadıkları şeyleri söylüyor. İşte Kur'an'ın ilk muhatabı olan Hazreti Peygamber ben Allah'ın peygamberiyim diyor. Dünya bir imtihan salonudur. Dünyada günleriniz tamamlandıktan sonra ölümle başka bir aleme gideceksiniz. Ve kıyamet koptuktan sonra cennete cehenneme gönderileceksiniz. Bunları söylüyor. Bunlar Kur'an'ın ilk muhataplarının duymadıkları şeyler. Ve bundan dolayı da hayretlerini ifade ediyorlar ve diyorlar ki toprak haline geldiğimizde ölüp çürüdüğümüzde biz tekrar mı diriltileceğiz? ذَٰلِكَ رَجْعُمْ بَعِيدٍ bu çok uzak bir dönüş. Yani akıldan uzak, vehme bile gelmeyecek, kabul edilecek bir şey değil diyorlar. Bu onların şüphesi. Cenab-ı Hak onların şüphesini ifade eden sonra buna cevap olma sadedinde şöyle bildiriyor. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ arzın, toprağın onlardan ne noksan ettiğini biz biliriz. وَاِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ve bizim nezdimizde her şeyi koruyan, muhafaza eden bir kitap var. Artık bu levh-i mahfuzdur, ilmi ilahidir. Ne şekilde değerlendirirsek değerlendirelim. Günümüzde bunu daha iyi anlamak mümkün. Günümüzde daha iyi anlayabiliyoruz. Mesela diyelim bir kitap. Bu kitap parçalansa, tamamen kaybolsa, bir harfi bile geriye kalmasa, bunun yazılmış olduğu CD elimizde ise aynı kitabı bir harfi bile değiştirmeden tekrar basarız. Veya kendimizden misal verelim. Mesela hepimizin ezbere bildiği bir takım şiirler vardır. Mesela İstiklal Marşı'nı genelde ezbere biliriz. İstiklal Marşı'nı bir kağıda yazsak, daha sonra o kağıdı yaksak, bunu gören birisi eyvah güzelim şiire yazık oldu diyebilir. Biz de deriz ki dert etmeyin ben onu ezbere biliyorum. Başka bir kağıda aynısına bir harfi bile eksik olmadan yazarım. İşte Allah-u Teala eşyayı bidayeten yaratandır. Allah-u Teala'nın her şeyi kuşatan bir ilmi var. Dolayısıyla bu insanlardan neler eksiliyor? Toprak onların nelerini çürütüyor?
nelerini bırakıyor? Allah hepsini bilmekte. Böyle olunca bu insanların tekrar diriltilmesi akıldan uzak bir şey değil. Bel kezzebu bil hak lemma caahum. Doğrusu onlar hak kendilerine geldiğinde yalanladılar. Fehum fi emrin meriç. Ve onlar sükunet bulmaz bir durumda. Yani karar verememişler, ızdırap içindeler ve gerek Hazreti Peygamber'in peygamberliği, gerek öldükten sonra diriltilme, bu gibi konularda tereddütler içerisinde bocalayıp duruyorlar. Veya Kur'an-ı Kerim'in ne olduğuyla alakalı işte kendi aralarında değişik değerlendirmeler yapıyorlar. Hazreti Peygamber'le alakalı kimi sihirbaz diyor, kimi şair diyor, kimi mecnun, kimi kahin diyor. Bu şekilde aralarında bir ittifak söz konusu değil, bir karara varamamışlar. Efelem yanzuru ile sema'i fevgahum. Onlar üzerlerindeki semaya bakmadılar mı? Keyfe beneynâhe. Biz onu ne keyfiyette bina ettik? Ve zeyyennâhe. Ve onu süsledik. Ve mâ lehâ min furûç. O semada herhangi bir gedik, herhangi bir çatlak söz konusu değil. Allah-u Teala öldükten sonra dirilmeyi ispat sadedinde nazarlarımızı semaya çeviriyor. Üzerimizdeki gök kubbeye çeviriyor ve buyuruyor ki onlar üzerlerindeki semaya bakmadılar mı? Burada tabi semanın nazara verilmesi, semayı bu şekilde tanzim eden zat insanı tekrar diriltmekten aciz değildir. Bunu yapan onu da yapar. Yani şöyle düşünebiliriz mesela. Bir kimse güçlü, kuvvetli ve önünde çok ağır 50 kiloluk bir yük var. Tutup kaldırıyor. Bunu kaldıran bir kimseyi gördükten sonra yarım kilo, bir kilo ağırlığında bir yükü acaba kaldırır mı? Hatırımıza gelmez. Diğerini yapan bunu da yapar. Onun gibi üzerimize gök kubbeyi muhteşem bir şekilde bina eden zat, o derinliğiyle, içerisindeki yıldızlarıyla, yıldızların hareketleriyle bu şekilde muhteşem gök kubbeyi bina eden zat elbette insanı tekrar diriltmekten aciz değildir. Onun gücü her şeye yeter. Ayet-i kerimede keyfe beneynâhe, ne keyfiyette bina ettik? Yani nasıl bina ettik? Görmediler mi? Aslında gök kubbeye zaman zaman bakıyoruz. Yıldızlar alemini zaman zaman seyrediyoruz. Ama bir de astronomi ilminin verileriyle bakmak lazım. Mesela dünyamız bir gezegen. Saatte 108 bin kilometre hızla uzayda yol alıyor. Ay dünyanın etrafında devamlı hareket halinde. Dünya güneşin etrafında hareket halinde. Güneş de Samanyolu galaksisinde belli bir yörüngesi var. O yörüngede hareket halinde. Güneşin etrafında 12 gezegen ve bunların her birinin yörüngeleri farklı, farklı şekillerde dönüyorlar. Büyüklükleri farklı ama bunların hiçbiri diğerine çarpmıyor ve kainat çapında Samanyolu galaksisi gibi milyarlarca, en az 100 milyar olduğu tahmin edilen galaksiler var. İşte bu kadar geniş olan alemi yaratan zat elbette bu insanı tekrar diriltmekten aciz değildir. Ve bir de ayet-i kerimede وَزَيَّنَّاهَا, biz o semayı nasıl ziynetlendirdik? Yani sema bizim için bir ziynettir. Evlerimizin tavanları var ve bu tavan biraz yüksek olduğunda daha güzel olur. Ama şu anda bizler ekonomik olsun diye herhalde genelde kısa mesafede yapılıyor. Bu da biraz basıklık meydana getiriyor. Ama Allah-u Teala üzerimize öyle bir gök kubbe bina etmiş ki herkes ferah, herkes o gök kubbenin altında rahatlıkla yaşıyor. İşte gök kubbeyi yıldızlarla süslemiş. Bunlar hem başka görevleri var hem de bizim için geceleri bir kandil, bir gece lambası görevini eda ediyorlar. Ve وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ, bunun herhangi bir gediği, o gök kubbenin herhangi bir çatlağı da söz konusu değil. Gayet sağlam, muhkem bir şekilde devam ediyor. Hani insan ev yapar, tavanı bazen
su akıtır, bazı problemler yaşanır ama gök kubbe gayet sağlam yapılmış. Ta kıyamete kadar sağlam olarak devam edecek ama kıyamet hengamında artık o gök kubbe çatırdayacak. İzâ semâ'ün şakkat gibi ayetlerin hükmü tecelli edecek, sema yarılacak. Vel arda mededinâhe, arzı da yaydık, genişlettik. Ve elgayna fîhe ravâsiye, ve yerin üzerine ağırlıklar, ağır dağları bıraktık. Ve enbetnâ fîhe min külli zevcin behiç, ve her güzel çiftten orada bitirdik. Burada Allah-u Teala'nın alemdeki, dünyadaki büyük tasarruflarından bazıları bize bildirildi. Arzın uzatılması. Arz tamamen düz olsaydı şu andaki kadar kullanıma müsait olmayacaktı. İşte ovalar var, vadiler var, tepeler var. Bu şekilde yeryüzü çok daha geniş bir alanı içine almış oluyor. Ve aynı zamanda bir denge unsuru olmak üzere yerin üzerine ağırlıklar bırakılmış. Bunlar da dağlar. Dağlar yeryüzünün balans ağırlığı. Arabalardaki balans ağırlığı nasıl denge unsuru, dağlar da yeryüzünün dengesini sağlamada görev eda ediyorlar. Ve yeryüzünde her türlü güzel bitkilerden birer çift, erkekli dişili, onlardan bitirilmiş. İşte çiçekleri, sebzeleri, ağaçları, bunları görmekteyiz. Bunlar dünyanın gerçekten bir ziyneti oluyor. Allah-u Teala gökyüzünü yıldızlarla süslendirdiği gibi yeryüzünü de rengarenk çiçeklerle, bitkilerle ve insana faydalı sebzelerle, büyük büyük ağaçlarla süslüyor. Tapsıraten ve zikra likülle abdin münib. Bunlar Allah'a yönelen her kul için bir ibret ve bir öğüttür. Yani biz eğer algılayabilirsek, dağlar bize çok şeyler söyler, bitkiler bize çok şeyler söyler, gökyüzündeki yıldızlar bize çok şeyler söyler. Bunların her birisi Allah'tan bize birer ayettir. Ama ayet-i kerimede nazara verildiği üzere bu ayetlerden anlayanlar abd-i münib olanlardır. Yani Allah'a yönelen kimselerdir. Allah'a yöneliyorsa bu ayetlerin manasını anlar. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, ve semadan mübarek bir su indirdik. Burada mübarek, Türkçe'de de aynen kullanılan bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de de yer alan, Arapçadan bize geçmiş güzel bir kelime. Ve semadan mübarek bir su indirdik. Mübarek ve bereket aynı kökten gelir. Su berekettir, su hayattır. Su, insanın damarlarında kan neyse yeryüzündeki fonksiyonu odur. Ve Kur'an-ı Kerim'de her canlı şeyin sudan yaratıldığı da ifade edilmiştir. Allah-u Teala'nın su arşlarından rahmet arşı suyun üzerinde, su ile rahmetinin tecellilerini insanlara gösteriyor. فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ, ve o su ile bahçeler, cennet misal bahçeler meydana getirdik. وَحَبَّ الْحَصِيدِ, hasat edilecek hububat, yani buğday gibi, arpa gibi hasat edilecek buğdayları o şekilde bitirdik. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ, ve uzun hurma ağaçları, uzun boylu dev ağaçlar. لَهَا طَلْءٌ نَضِيدٌ, ve tomurcuk şeklinde gayet muntazam dizilmiş onların o hurma ağaçlarının salkımları var. Yani o hurma ağaçlarına meyvelerin takılması, o da ayrı bir güzellik. Tabi diğer meyveler buna kıyas edilebilir. İşte dünyanın hemen her ikliminde oraya mahsus, oradaki insanların istifade edeceği çok güzel meyveler var. Arabistan'da da insanlar için en temel gıdalardan birisi hurma. O iklime Allah-u Teala böyle güzel bir meyveyi nasip etmiş. Ve yurdumuzda elma gibi, portakal gibi gayet güzel meyveleri görmekteyiz. Bunlar ağaçların dallarının elleriyle taraf-ı ilahiden bir hediye olarak bizlere gönderiliyor.
Rızgan lil ibad, bunlar kullara rızık olmak üzere. Bunların gönderilmesi kullara rızık olması içindir. Ve ahyeyna bihi beldeten meytem, ve indirdiğimiz su ile ölü bir beldeye hayat verdik. Yani yeryüzü yağmur yağmazdan önce gayet kurak vaziyette, adeta ölü bir haldeydi. İnen bereketli sularla yeryüzü hayatlandı. Toprağın üzerinde bir şey görülmezken toprak kabardı, canlandı ve üzerinde çok güzel şeyler bitti, meydana geldi. Kezalikel huruç, işte çıkış da böyledir. Yani kabirlerden çıkış. Nasıl ki topraktan o bitkiler çıkıyor, bir yağmurun neticesinde toprak hayatlanıyor. İnsanlar da şu anda toprağın altında, ölmüş olanlar toprağın altında. Diğer insanlar da ölecek, onlar da toprağın altına girecek ve kabirlerden demek ki bir çıkış olacak. Ve izel guburu bu firat, kabirler deşilecek ve insanlar kabirlerden sure ikinci üfürülüşten sonra çıkarılmış olacak. Kezzebet kablehum kavmu Nuh ve ashabur resi ve Semud. Daha öncesinde Nuh'un kavmi ashabur res ve Semud yalanladılar. Gelen peygamberi, peygamberin tebliğini yalanladılar. Ve Ad ve Firavun ve İhvan-ı Lut. Ad kavmi, Firavun ve Lut'un kardeşleri, onlar da yalanladılar. Ve Ashabul Eyke, Eyke ashabı, Hazreti Şuayb'ın kavmi ve Kavm-ı Tübba ve Yemen'de bir kavim bunlar. Onlar da yine yalanladılar. Küllün kezzebe rusul, bunların her birisi peygamberleri tekzip etti, yalanladı. Fehakka vaid, benim vaidim, tehdidim hak oldu. Onların dünyada da azap görmesiyle ilgili benim tehdidim hak oldu ve gerçekleşti. Efe'ayyina bil halgıl evvel, ilk yaratılış bizi yordu mu? Belhum fi lepsin min halgın cedid, doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindeler. Yani bu da meselenin neticesi. Allahu Teala ilk yaratılışı nazara veriyor. İlk yaratılış bizi yordu mu ki tekrar yaratmamız bazı insanlara akıldan uzak görülüyor. Akıldan uzak görülmemesi gerekir. Çünkü ilk defa yaratan elbette yeniden yaratmaya kadirdir. Yasin suresinin sonunda da benzeri bir delil nazarımıza verilir. Kim önce yaratmışsa, bidayeten yaratmışsa tekrar iade edecek, tekrar diriltecek olan da odur. Cenab-ı Hak imanımızı kuvvetli eylesin. Şu dünya imtihan salonunda vaktini iyi bir şekilde değerlendirip ahirette cenneti kazanan bahtiyarlardan eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.